Merhaba arkadaşlar. Bileşiklerin özelliklerinin son videosunda kovalent bileşiklerin özelliklerinden bahsedeceğiz. Dolayısıyla neler öğreneceksiniz dediğimizde kovalent bileşiklerin özelliklerinin neler olduğunu öğreneceksiniz. Kovalent bileşiklerin bahsedeceğimiz iki özelliği var arkadaşlar. Bunlardan ilki, kovalent bileşikleri oluşturan birimler moleküllerdir. Bu çok önemli bir bilgidir. Bunu unutmayınız lütfen. Bu nedenle kovalent bileşiklere molekül yapılı bileşikler ya da moleküler bileşikler de denilebilir. İlk 4 videoda iyonik bileşiklerden bahsetmiştik. İyonik bileşiklerde iyonik bileşiği oluşturan birimler burada da göreceğiniz gibi iyonlardır. Yani iyonlardan oluşur iyonik bileşikler. Kovalent bileşiklere geldiğimizde ise örneğin burada H2O bir kovalent bileşik yapısı gösterilmiş. Bakınız. H2O molekülü, H2O molekülü, H2O molekülü, H2O molekülleri var. Ve bu molekülleri de bir arada tutan etkileşimler var. Zaten konunun devamında bunlardan da bahsedilecek başka videolarda. Dolayısıyla moleküler bir bileşik dendiği zaman ya da molekül yapılı bir bileşik denildiği zaman anlamanız gereken kovalent bileşik olduğudur. Molekül yapılı. Dolayısıyla yapısında metal bulunmadığını anlarsınız ya da başka çıkarımlarda bulunursunuz. Tekrar söyleyeyim, kovalent bileşikleri oluşturan birimler moleküllerdir. Bu bileşiklere moleküler bileşikler de denilebiliyor bu yüzden. İkinci özellikleri, iyonik bileşiklerde çok sağlam bir yapı vardı. O yüzden iyonik bileşiklerin oda koşullarında katı halde bulunduklarını söylemiştik. Oysa kovalent bileşikler arkadaşlar oda koşullarında katı, sıvı ya da gaz halde bulunabilirler. Örneğin katı halde bulunan kovalent bileşik ne olabilir? Şeker, basit şeker. Bu katı halde bulunan bir kovalent bileşiktir. H2O sıvısı oda koşullarında sıvı halde bulunur. Karbondioksit oda koşullarında gaz halde bulunur. Yani kovalent bileşiklerin erime ve kaynama noktası iyoniklerden genellikle daha düşüktür. Ve oda koşullarında 3 fiziksel halde de bulunabilirler. Kovalent bileşiklerin özellikleri bu kadar. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar.